kendi takımında 11 Şener. Yıllardır Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri olarak konuşuyoruz. Ama önde Gökhan Gönül var. Zaten transfer olurken Şener'in önünde seçenekler vardı. Beşiktaş seçeneği vardı, Fenerbahçe seçeneği vardı. Eğer sürekli oynamak gibi bir derdi olsaydı zaten Beşiktaş seçerdi. Ama Gökhan Gönül'ü bile bile hani Türkiye'nin belki en istikrarlı sağ beki, antrenman konusunda zaman zaman hani futbolun içindeki herkes bilir, çok çok öyle üst düzey antrenman yapan bir oyuncu olmasına rağmen maç temposu çok yüksek. Yüksek sayıda maç oynayan, istikrarlı bir performansla oynayan bir oyuncunun arkasına gidiyor. Bence 2 yıldır Avrupa Kupası oynamayan Fenerbahçe takımı bu sene bu rotasyonlu kadroya özellikle hem gençleştirme yapmak adına hem de yüksek maç sayısı nedeniyle mecburdu. Bunu da Türkiye'nin en elit oyuncularını alabilmek adına ekonomik anlamda bir fedakarlık yaparak yaptı. Ama rakiplerine göre daha az borcunun olması Fenerbahçe takımını elini rahatlattı. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro harcasaydım ben de şampiyon olurdum demesinden yola çıkarak söylüyorum. Bu sene harcayıp sanırım bunu ispat etmek istiyor. Yani o yüzden de ben bayılıyorum onun açıklamalarına. Çok açık söyleyeyim yani bu kadar net. Bize de konuşabilecek çok şey verdiği için çok hoşuma gidiyor. O yüzden de hani bu 50 milyon euro harcarsam şampiyon olurum söylemini ispatlamak adına yaptığı transferlere benziyor. Fenerbahçe transferleri ama çıtayı da öyle bir yükselttiler ki. Şu an Beşiktaş ve Galatasaray camialarının çok çok özellikle taraftarın beklentisinin aşağılarda kaldığını söylemek mümkün. Erman bir yandan...